Merhabalar, web tasarımının temelleri dersine devam ediyoruz. Padding, height, weight, white, box model ve margin padding arasındaki farklardan tekrar bahsetmek istiyorum bu haftaki dersimizde. Evet, Shorthand'den bir önceki dersimizde biraz bahsetmiştim ama uygulama yapma fırsatı bulamamıştık. Burada biraz uygulama yapmak istiyorum. Neden bahsetmiştik? Margin'in tek başına kullanıldığında, yani shorthand şeklinde kullanıldığında 4 farklı değer alabildiğini, ya da 3 farklı değer alabildiğini, ya da 2 farklı değer alabildiğini, ya da tek değer alabildiğini biliyoruz. Ve bunların ne anlama geldiğinden bahsetmiştik. Ve saat yönünde bir gidişat olduğunu bu değerlerde, yani bunun top, bunun işte sağ, right, yani bunun bottom ve bunun da left olduğunu, left margin anlamına geldiğinden bahsetmiştik. Yani saat yönünde bir gidişat vardı. Eğer 3 tane varsa bundan da farklı anlamlar taşıyordu. Şimdi bununla ilgili uygulamamızı yapalım. Uygulama örnekler üzerinden daha çok anlamaya çalışalım bu konuyu hep beraber. Ben yine boş bir sayfa açtım burada. Ve neden bahsedeceğim aslında? Öncelikle margin ve padding durumlarından bahsetmek istiyorum. O yüzden başlama böyle bir şey yazdım. Ve body kısmında hemen daha önce de bahsettiğim gibi lorem ipsum diyerek Google'ladığınızda ya da arama motoruna ipsum, lorem ipsum yazdığınızda metin alabiliyorduk. Bir takım metinler almak istiyorum yine buradan. Şöyle fazla da olabilir. Fark etmez. Şöyle ikisini alayım. Ctrl C diyorum. Sırf kullanmak için buraya attım. Yani mesela bunu E1 yapalım ve bunlara CSS özellikleri vererek farkları görelim. E1 yapalım bunu. Birinci başlığı. Hemen kapatıyor. Onu sona alıyorum o yüzden. Bunun burada kapanması gerekiyor değil mi? Ve alttaki kısımda benim paragrafım olsun. Paragraf. Yine bu da yine H1 olsun. Ya da H2 daha mantıklı. Yani bir sayfada bir tane H1 olması genelde tavsiye edilir SEO'cular tarafından. Onu uyalım. Bu da H2 olsun. Yine bu da ayrı bir paragraf olsun benim için. Ve paragrafın kapanışını tabii ki Ctrl X diyorum ve en sonda veriyorum. Ve tamamını bunun bu sefer bir div içerisine alalım. Ses gitti. Div içerisine alalım. Div'i yanlış yazdık. O da bize yanlış verdi. Div diyoruz. Ve kapanışını da, div'in kapanışını tabii ki en sonda Ctrl X dedim yapmak istiyorum. Evet. Nasıl görünüyor sayfamız? Hemen bakalım. Kaydetmedik. Ctrl Z diyorum. Hafta 8 diye açmıştık daha önce indeks diye. Bunun da adı yani margin padding anlamında MP olsun. MP olsun. MP HTML'i kaydettik. Şimdi MP HTML'i biz browser'da açacağız. Browser'da açmak için önce o sayfaya gitmemiz gerekiyor. Hemen o sayfaya gidelim. Şurada MP'yi açtım. Ve bunu da alta indirelim. Evet. Şu şekilde ne yaptık? Bir div içerisine almış olduk. Şimdi margin ve padding kavramlarından bu örnek üzerinden bahsetmek istiyorum. Siz de aynı şekilde uygularsanız daha iyi olacaktır. Benimle birlikte uygularsanız. Şimdi marjinin şu tüm özelliklerini verelim. Nereye verelim mesela? Bütün özelliklerini nereye verelim? Ben bunun bütün özelliklerini paragrafa vermek istiyorum mesela. Ne yapmam gerekiyor? Yine burada kolay olsun diye bir style açıyorum. Ve hemen paragrafın margin özelliği vermek istediğimi söylüyorum. Hemen küme parantezlerini açıyorsunuz. Margini aynısını verelim hatta. Nasıl göründüğüne bakalım. 25 px ve top'tan 50 px ne demiştik? Sağdan 75 px bottom alttan ve 100 px saat yönünde düşünüyoruz dediğim gibi. Ve bunu da soldan vermiş oldum. Şimdi bunun nasıl göründüğüne bir bakalım. Ne için? Paragraflar için bakın dikkat edin. Paragraflar için şu anda Ctrl-C dedim ve paragraflarım benim bu ve bu paragraflarım var. Bunlar H'ler, H1 ve H2'ler. Enter'a bastım. Bakın nasıl görünüyor? Ne anlama geliyor bu şu anda?
Bakın üstten 25 px. Yani şu üstten 25 px. Yani H1 ile benim paragrafım arasında 25 px var. Yine buradaki H2 ile üstten marjin demek, kenar boşluğu demek. Bir kenar belirseydim burada nasıl olacaktı? Daha net görebilirdim değil mi boşlukları? Border vereyim mesela. Border 2 px olsun şimdilik. Solid olsun. Solid'i mutlaka belirtmeliydik. Bu short and border gösterimiydi. Ve yine 3-3-3 diye gri bir renk verdim. Evet, paragrafa böyle bir renk ataması yaptım. Yani siz görün diye. Bakın burada border'ın dışındaki, yani şu boşluk bize marjin boşluğumuzu veriyor. Neredeki 25 px üstten verdi. Bu taraftan, yani sağdan bize bakın tamamen browser'la sınırla arasında nedir? 50 px'lik bir boşluk oldu. Alttan yine bir sonraki öge nedir? Bir sonraki öge burada. Mesela H2'dir değil mi? H2 ile arasında şurada 75 px'lik bir boşluk. Yine soldan burada yine browser'la arasında 100 px'lik bir boşluk olduğunu söyleyebiliriz bu paragraf blok elemanı için. Şimdi şöyle bir şey verilir bazen. Mutlaka görürsünüz. Body değil, yıldız. Yıldız denir ve şu şekilde bir şey görürsünüz bazen. İşte yıldız nedir? Yani bu browser'a atanan bir şey aslında yıldız. Yani burada margin ve margini doğru yazalım. Margin ve 0 px dersiniz mesela. Heading. Aslında bu px'i de belirtmenize gerek yok. 0 deseniz de hani yeterlidir çoğu zaman. 0 dediğinizde bu aslında şimdi farkı göreceksiniz. Tamamen browser için kenarı sıfırladığınız anlamına geliyor. Sıfırdan sonra işte 25 px ya da pardon 25 px demeyeyim de şu 100 px çalışacak ya da 50 px için şuradaki tam sınırı belirlemiş oluyorsunuz. Şimdi arada belki fark görülebilir şu anda için bir anlık olarak. Ctrl-C diyorum buna. Ctrl-C diyorum ve şuraya bir enter yapıyorum. Bakın ne yaptı? Aslında göründü. Yapıştı arkadaşlar. Bakın şuraya H1 ve H2 yapıştı. Çünkü bunlarda hiç marjin verilmediği için, yani bir öncekine göre biraz yapıştılar. Hiç marjin verilmediği için sıfırladı dolayısıyla. Dolayısıyla buna da şimdi H1 ve H2 için, yani mesela H1 için olsun bu. Her ikisi için de olabilir. H1 virgül H2 diyelim hatta. Her ikisi için bir şey verdiğimizde burada hani şey yakalamış oluyoruz. Neyi anlatayım? Bu taraftan soldan boşluğu ayarlayabiliriz mesela. Yapışmasını engelleyebiliriz. Ya da üstten yapışmasını engelleyebiliriz. Ya daha çok şuradan yapışmasını engelleyebiliriz. Ve bunu da aynı hizaya çekebiliriz mesela. Ya da biraz daha ileri çekebiliriz. Yani bu sıfırlama işlemini yapmanız faydanız olacaktır. Browser'larda kendiniz kontrolü ele almış oluyorsunuz. Yani onların varsayılan olarak verdiği marjin ve paddingleri sıfırlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla kontrolü ele almış oluyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Burada farklı bir kullanım yapalım marjin için. İkili bir kullanım yapmak istiyorum. Yani alttan ve üstten, sağdan ve soldan eşit bir şekilde vermek istiyorum. Ne yapmam lazım o zaman? Alttan ve üstten, sağdan ve soldan eşit bir şekilde vereceksem. Attım şu an için bir değer attım. 50 px dedim. Ve ikincisi için de üstten ve alttan 50 px, sağdan ve soldan da 100 px dedim mesela. Bu ne anlama geliyor? Kontrol. H1 ve H2 için. Ne anlama gelir? Sağdan ve soldan 100 px, yukarıdan ve aşağıdan, yukarıdan ve aşağıdan 50 px anlamına gelir ikili gösterimde. Kaydettim ve enter'a bastığımda bakın buraya geldi. Yani bu ne anlama geliyor? Üstten şurada 50 px boşluk olduğunu gösteriyor. Alttan yine diğer öge ile 50 px. Ama bunun da yine vardı değil mi? Neydi bunun kendisinde zaten üstten kaç vermiştik biz? 25 px. Buradan alttan kaç verdik bu arkadaşa? Alttan kaç verdik? 50 px. Peki ne olacak? 25 px mi alacak? 50 px mi alacak diye düşünebilirsiniz. En büyüğünü alıyor. Buna da collapse deniyor aslında. Hani margin collapse işlemi deniyor. Bundan da bahsedeceğim birazdan. 100 px ama 100 px nereden aldı şimdi bu?
soldan aldı ve sağdan aldı. Sağ niye peki hani şuraya yapıştıramıyor? Zaten buradan ihtiyaç yok yani. Buradan bir boşluk ihtiyacımız var. Şuradaki boşluğu yine buradan yaratıyorsunuz. Mesela şu anda şöyle göstereyim. Şuradan yaratıyorsunuz. Şimdi ben buna bir border verirsem durumu görebilirim. Daha net olarak görebilirim diye düşünüyorum. Hemen bir border veriyorum. Hani bu verdiklerimi daha net olarak görmek için. Buna da işte bir px diyelim şu an için. Solid. Bir renk vermiyorum. Ctrl-C dedim. Sıralamalı. Evet. Bakın şurada gördüğünüz gibi bu taraftan bundaki boşluk neydi? Paragraftaki bu boşluk neydi? 50 px'ti mesela bakın. Saat yönünde gittiğimde ikinci boşluğum 50 px. Buradaki ikinci boşluğum ne? 100 px değil mi? 100 px buradan, 100 px buradan. Yani şu arada 50 px'lik bir boşluk var anlamına geliyor. Yani bunun aynı şekilde ayarlanması için şunun da 100 px yapılması gerekir mesela. Şöyle yapalım. Yani yüzde aynı hizada olsun istiyorum diyorsanız o yerleri bildikten sonra bakın hiçbir sıkıntınız yok. Şu anda daha düzgün bir görüntü var. Borderları da daha sonra kaldırabilirsiniz. Bu sadece düzen için yaptığınız bir şey çünkü şu an için. İsterseniz daha sonrasında borderları sıfırlayabilirsiniz yani şu şekilde ya da tamamen kodu kaldırabilirsiniz. Sıfır text dediğimde ne yapacak? Aslında verdim ama görünmüyor anlamında bir durum oluştu. Şu anda düzen açısından bunu yaptığımı görüyorsunuz. Evet, devam edelim işlemlerimize. İkili gösterimden bahsettim. Bakın üçlü gösterim de yapılabilir. Üçlü gösterimde yani üstten ve alttan. İlk üstten, sonra sağ ve sol, sonra da alttan değişim yapabilirsiniz. Yani bu şekilde de bir ihtiyacınız olabilir. O zaman da bunu kullanacaksınız. Her bir taraftan 25 px olsun diyorsanız da 25 px vermeniz gerekir. Bu şekilde. Evet. Şimdi bir de oto kavramı var. Biz burada div'i ortalamadık aslında. Yani div'e hiçbir şey vermedik. Yani bizim içeriğimiz ekranda tam anlamıyla ortalanmadı. Bakın gördüğünüz gibi sadece boşluklardan kaynaklı bir ortalanma var. Ama ben bunu şuraya ortalamak istiyorum ve white vermek istiyorum diyorsanız işte margin auto'yu kullanıyoruz. Çok sık kullanılır. Divi ortalamak istediğinizde herhangi bir divi, hangi divi? Mesela benim şu anda bütün içeriğim bir div içerisinde ve bu divi ortalamak istiyorum. O zaman ne yapacağım? O zaman bu sadece o divi özellik vermem lazım. Div ID şeklinde de verebilirsiniz. Yani o kullanımı daha fazla. İsterseniz öyle yapalım. Bir ID verelim. Div ID. Container deniyor gene buna. Container deniyor. Yani toplayıcı anlamında. Yani çöpleri de container atıyoruz ya öyle düşünebilirsiniz. Toplayıcı anlamında kullanılan bir terim. Nasıl kullanıyorduk ID'leri? Container diyoruz. Değil mi? Küme parantezi açıp kapatıyoruz. Evet, burada mesela ben ne diyeceğim? Margin auto diyeceğim. Ama margin auto'yu burada ben tek başına kullanamam. Neyle birlikte kullanmalıyım? Bir white vermeliyim. Çünkü bu şekilde hani ortalanması mümkün değil. White verelim. Blok elemanı olduğu için bir white vermeniz gerekiyor. Mesela 800 px diyeyim. 800 px genişlikte olsun dedim. Şu şekilde. Ve sayfanın ortasına yerleşsin. Hatta bir tane de border vereyim. Ve net olarak göreyim. Sonra border'ı istersen kaldırabilirim. Border ne diyeceğiz? 5 çok mu? 1 px olsun şimdilik. Solid. Ve yine 3-3-3 benim klasik verdiğim her zaman. Tak olsun. Evet şu anda kaybettim. Container için, container divi için. Bakın bu divin artık bir adı var. Container ve ona özellikler veriyoruz. Bakın ne oldu? 800 px'e ortalanmış oldu. Ama bu div'e ben ne vermedim arkadaşlar? Dış margin auto dediğimde her taraftan otomatik aldı. Üstten, alttan, sağdan, soldan otomatik aldı. Yani bu aslında yukarıya yapıştı değil mi? Çünkü burada da yıldızla sıfırladığımız için margini hani üstten auto dediğim için sıfırladı yani otomatik olarak sıfırladı. Oradaki boşluğu nasıl ayarlayacağız? Yani ben bunu sağdan soldan auto istedim aslında. Sağ left, margin left, margin right auto da diyebilirdim. Ama üstten alttanı da vermek için ne yapıyorduk? Üstten alttan sonra sağdan soldan gitmesi için ikili vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla buraya mesela 100 px ekledim.
Ne yapar bu? Ne yapar bu? Üstten use space, alttan use space ve sağdan soldan oto yapar. Otomatik olarak yani ekranın boyutuna göre ayarlama yapacaktır. Evet, biraz karıştırdım ortalığı. Durdurayım. Evet, mouse'un kontrolünü kaybedince ortalık karıştı. Evet, şimdi tekrar bunu çalıştırmadık. Bir çalıştıralım. Bunu kaydettik. Ve F5 dediğimde bakın ne oldu? Evet, ne oldu bakın? Üstten ve alttan 100 space'lik boşluğum ve sağdan soldan otomatik olarak divim ortalanmış oldu. Ne divim? Container divimi ortalamış oldum. Yine bakın bu marjinler çalışıyor mu? Evet, benim H1'im için, paragrafım için verdiğim marjinler kendi içerisinde çalışıyor. Hatta ne gibi duruyor? Padding gibi duruyor değil mi? Divde arasındaki boşluk sanki padding gibi duruyor. Buna bir daha padding verirseniz tekrar bunun genişlemesine neden olacaksınız. O konuda da ayrı bir şekilde bahsedeceğim. Yani ortalığı karıştırabilirsiniz. Dolayısıyla bu şekilde hani şu anda buna bir marjin verdiğinizi, padding'in ayrı bir konu olduğunu yine birazdan bahsedeceğim. Yani neyi verdiğiniz önemli. Evet, bu şekilde mesela bu 100 çok geldiyse size, yani tasarım size ait, tasarım her zaman web tasarımcıya aittir. Mesela burada daha küçük bir şey istiyorum diyebilirsiniz. Alttan da aynı şekilde daha az bir boşluk istiyorum. Bu bana yeterli diyebilirsiniz. Ve daha sonra da isterseniz border'ı kaldırabilirsiniz. Evet. Biz container'a border radius versek ne olur? Hatırlarsanız geçen dersten. Border radius. Mesela 5 px olur. Ne yaptı? Kenardan küçük bir şekilde, yani çok belli olmadığı için ben yine bunu 15 yapıyorum. Pratik olsun diye. Evet, bakın ne yaptı? Kenardan, border radius da ne yaptı? Bunu böyle köşeden kenarlıklarını radius dediğimiz, yani yumuşattı diyebiliriz. Yumuşak bir kenar geçişi var şu an için. Evet, devam edelim çalışmamıza. Burada border verildi. White ve margin verildi. Ama dediğim gibi div'e ayrı şekilde de verilir. Div'e bir ID atanarak da verilebilir. Evet. Bir sonraki uygulamamızda devam edelim. Şunu daha net bakalım içeriden. Evet. Burada neden bahsediyoruz? Inherit kavramından bahsediyoruz. Bakın. Margin'in inherit özelliği de var. Bu nasıl kullanılmış? Margin left inherit ne anlama geliyor? Şimdi burada bir paragrafımız var. Bu paragraf margin değerini bir üst ögeden miras almıştır diyor. Nasıl alacak bir üst ögeden? Örneğin bakın burada bir paragraf, yani div içerisinde bir paragraf kullanılmış ve buna bir özellikler vermiş. Yani illa class olması gerekmiyor. Direkt paragrafa da verilmiş olabilir. Neyi miras alır ona bakalım. Biz de aynı şekilde bir class tanımlayalım bir paragraf için. Şu şekilde olsun. Class extra demiş. Biz de extra diyelim. Extra. Ve yine t extra diye bu paragraf haricinde, bakın paragraf haricinde veriyorum. T nokta extra. Yani class tanımlamış oldum. Pardon. Küme parantezi açtık, kapattık. T extra için font size belirledik. 25 px belirlenmiş. Ve margin margin left belirlenmiş. Inherit. Şimdi benim üstteki değerim nedir? Üstteki değerim div'dir değil mi? Yani div'in içerisinde bir paragraftan bahsediyoruz. Dolayısıyla divimin benim left neydi arkadaşlar? Mesela bunu da 100 px. Benim divimin left'i neydi? Bakalım. Hemen div'e gidiyorum. İşte burada. Ve margin 50 px oto dediğime göre benim üstten ve altın 50 px, sağdan ve soldan oto demişim mesela. Dolayısıyla benim otomatik olarak hani alması gerekiyor. Yani burada 100 px aldı mesela miras olarak. Benden de otomatiği alması lazım. Miras olarak. Bakalım nasıl görünecek? Hangi paragraf? İlk paragrafta dikkat ediyoruz. Yani şu paragrafın ne olacağını bakıyoruz. Evet. Ne oldu arkadaşlar? Oto dediği için otoyu aldı. Yani benim şu anda
Bütün özelliklerim gitti. Şu paragrafla ilgili tüm özelliklerim gitti. Çünkü o ögeyi kullanmıyorum ben. Ayrı klas tanımladım. O paragraf özellikleri bunu sadece bağlar. Ayrı klas özellikleri de şu anda beni bağlıyor ve font size'ını büyüttüğüm kısımda otomatik olarak aldı. Yani left'ini otomatik aldığı için yapıştırdı bakın. Gördünüz mü? Peki üstte otomatik olmasaydı. Burası mesela sağdan ve soldan atıyorum 200 px olsaydı. 200 px alacaktı bu sefer. Ama yine ortalık karışabilir. Niye? Çünkü 800 px'de 300 px sağdan ve soldan beni genişletmiş olacak. Şöyle bakalım. Bakın şu anda da 200 aldı. Yani div'den 200 aldı. Ne olarak? Sağdan ve soldan 200 aldı. Gördüğünüz gibi. Ve benim sağdan ve soldan 200 almasına rağmen divimdeki ortalanma da bozulmuş oldu. Gördüğünüz gibi tamamen bozulma yaşanıyor. Yani bu margin ve paddinglerle oynamak gerçekten sıkıntı. Yani bunların kontrolünün kaybedilmesi, şu an için kontrolünü kaybettik mesela rastgele değerler vererek şu andaki görüntüden memnun değiliz ve neden kaynaklandığını bilmeyebilirsiniz. Yani ortalığı karıştırdınız çünkü inherit kavramı da çok farklı. Hani amacına uygun olarak kullanılması gerekiyor ki şu an amacına uygun olarak kullanmadık. Mesela biz burayı auto sevmiştik en baştan. Yani her yerde her şeyi kullanmıyoruz aslında. Yani biz buraya margin left vereceksek inherit kullanmamalıyız mesela. Kendi left'imizi verebiliriz bu bölge için. Ve üstteki paragrafta ne vermiştik? Top neydi? Left değil mi? Yok sağ, right, sonra bottom, sonra left. Yani 100 px. Dolayısıyla paragraftan 100 px yani aynı olması için diğer paragrafta 100 px verdiğimde rahatlarım ben. Aynı alttakiyle aynı olabilir bu. Sadece boyutu farklı olsun diye ekstrayı koymuş oluyorum bunun içerisine. Evet şimdi bakalım. Evet aynı hizadayız. Bakın yukarıdakiyle aynı hizayı koydum. Bu şekilde hani dengeli gitmemiz gerekiyor. Yaptığımız işlemlerde neyi yaptım, neyi neden yaptığımızı bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Yoksa ortalık karışacaktır. Yine ortalanma bakın. Güzel bir şekilde devam ediyor. Şu radius'u da sevmedim. Kaldırıyorum. Hatta border'ı da kaldırabiliriz. Buna da ihtiyacımız yok. Ya da kalsın. Ctrl Z diyelim. Border'da padding'de de lazım oluyor çünkü border bize. Evet şu haliyle. Yani sadece bu yazıyı büyük hale getirdik. Yani bu şekilde de görüntü kesinlikle yapılmaması gerekir. O da başka bir mevzu. Yani bir web siteniz varsa, yani bir yazı tipi çok büyük, sonraki gelen yazı tipi daha küçük. Hani bu kesinlikle tercih edilen bir şey değildir tasarımda. Mesela hepsinin aynı şekilde olsun istersiniz. Yani genel olarak bir görüntüde rahatsızlık. Yani kitaplarda nasıldır? Mesela bir kitabı elinize aldığınızda bir yazı tipi büyüyor, küçüyor mu? Hayır, hep aynı gidiyor değil mi? Sizi rahatsız etmiyor, okurken gözü yormuyor. İşte bu tip şeyler, tasarımlar gözü yorar. Burada yazı tipi farklı, yazı tipi boyutu farklı kullanırsanız, burada kullanırsanız kesinlikle bu tercih edilen bir şey değildir. Yani bu doğru bir şey değil. Peki bunu nasıl yapacağız hocam? Mesela bunu burada kullanmayacaksınız. Yani eğer özellikle belirttiğiniz bir metin yoksa, tabii ki vurgulamak istediğiniz bir metin yoksa. Yani mesela ben özellikle şurayı vurgulamak istiyorum. İşte kontrol. Şu ilk cümleyi vurgulamak istiyorum. Sadece onun işte puntosu büyük olsun. Diğerleri normal paragraf ayarında devam etsin diyorsanız bakın ne yapmış olduk. Sadece şu kısmı ilk kısımda büyük yapmış olursunuz. Yapabilirsiniz mesela. Bu rahatsız etmez. Alttan çok verdiğimiz için. P ekstrada değil de şundaki üst değer. Yani 25 px alttan sağ 75 px. Yani şurada bir 75 px çok fazla geldi. Mesela 15 yapabiliriz aradaki açıklığı kapatmak için. Mesela bakın kapattım şu anda. Şu çok fazla geldi iki şey arasındaki paragrafın üstündeki boşluk 25 px. Altındaki sağdaki 100 px gibi. Yani bu ayarlamaları tabii ki yapabilirsiniz. Biraz daha rahatladı. Mesela ne yaptım? Şimdi özellikle burayı büyük yazarak vurgu yaptım. Bunu yapabilirsiniz tabii ki. Burada sıkıntı yok. Ama genel anlamda sadece buna vurgu yaptığınız için büyüttüğünüzü belirtmiş oldunuz. O yüzden bir sıkıntı yok. Peki ben tüm metnimde aynı özellikler gitsin istiyorsam ne yapacağım? Tabii ki body'ye vereceksiniz. Body.
Body üzerinden işte font size vermeyi tercih edin. Font family vermeyi. Yani bütün yazım işte benim bütün tasarımımda işte yazı tipi ailesi şu olsun. İşte font size bu olsun gibi belirtmeniz gerekiyor. Ki rahatsız edici, göz yorucu olmasın. Font size de işte ne verirseniz 14px'i deneyin. 12px'i bir deneyin. Gibi. Mesela bakın şu anda işte ben beğenmedim diyorsanız tekrar tabii ki burada değiştirme şansınız var. Çünkü yazı tiplerini bir süre sonra alışırsınız ve hep hani şu yazı tipi güzel onu kullanayım dersiniz. Ve o şekilde ilerlersiniz. Bir farklı olanı da bu şekilde tercih ederek dediğim gibi gidebilirsiniz. Bu işte yazı tiplerinin işte 12 punto mesela bu çok küçük bir yazı oldu mesela ve okunması zorlaşıyor. Ben size hani kontrol artı diyerek de şu şekilde pardon şu şekilde gösterebilirim. Bu büyüklük mesela %125'te. Yani %100'de çalışın genelde. %100'de çalışarak hani yazının boyutunu %100 görüntüde, normal açıldığındaki görüntüdeki boyutuna göre ayarlayın. Mesela bu çok küçük geldi. 16 diyebilirsiniz gibi. Gibi. Mesela şu anda daha rahat okunuyor. Ya da nasıl istiyorsanız tabii ki duruma göre, sayfanın büyüklüğüne göre, anlatacağınız şeyin durumuna göre değişebilir. Evet. Bu şekilde devam edelim uygulamamıza. Inherit'ten de bahsettikten sonra. Evet, bu collapse kavramı var bir de. Margin collapse kavramı. Margin collapse alttaki ve üsttekinden en yükseğini alıyor. Yani mesela bizde hangisinde vardı böyle bir özellik? Alttaki üsttekini etkilediği bir durum nerede var? Mesela marjinde ve petting'de oluyor bu collapse kavramı. Yani üst üste biniyor, üst üste geçiyor. Mesela bizde H1 ve H2'de üst özellik yani üstten ve alttan 50px vermiş. Mesela şurada üstten ve alttan 50px vermiş. Ve alttaki de paragraf değil mi? Onun peki üstünden ne verilmiş? 25px. Burada H1'den 50px gelirken buradaki marjin 25px. Toplamda 50 ile 25 toplam. Burada 75'lik bir boşluk olması gerekiyor. Hayır öyle olmuyor. 75 boşluk olmuyor. Yani bundan gelen 50px ile buradaki taptan gelen 25px birleşip buraya 75'lik bir boşluk verilmiyor. Buradaki collapse birbirine geçiyor bunlar. Ve en yüksek olan değer yani 50px buraya veriliyor. Buna da margin collapse deniyor ya da petting'de de olabiliyor bu. Ve bu sağ ve sol marjinlerde değil sadece top ve bottom marjinlerde iki öge arasındaki çakışmadan kaynaklı en yüksek değeri alacaktır. O şekilde bir terim, collapse terimi yani üst üste geçen top'lar ve bottom üst üste geldiği için burada en büyük değeri aldığını söylüyoruz. Collapse kavramı bu şekilde. Mesela burada da işte 50 ile 20 toplasınız. Normalde 70px gibi düşünebilirsiniz ama 70px olmuyor. Ne oluyor? 50px sadece aradaki gerçek marjin 50px olarak kabul ediliyor. Evet, sınıf tartışmamız vardı marjin ile ilgili. Yani burada sırayla uygulamanızı istiyorum. H1 arka plan rengini nasıl veriyorduk mesela? Background color ile veriyorduk. Birinci P dediğimiz mesela buradaki birinci P bu oluyor. İkinci P de bu oluyor. Birinci P'nin kenar boşluğunun left marjini 20px yapalım. İkinci P'nin tüm marjin boşluklarını 20px yapalım demişim. Yani burada 2P farklı. Dolayısıyla doğrudan P'ye vermemeniz gerekiyor burada. P için ayrı klaslar tanımlamanız gerekiyor. Birinci P için ayrı P nokta işte P nokta ekstra yaptığımız gibi P nokta birinci, P nokta ikinci diyerek P'lere farklı klaslar yani sınıflar tanımlayarak 20px ve bu istenen ayarları yapabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor bu örneğimizde. H1 için üst ve alt marjin boşlukları 50px. Sağ ve sol yani nesi kullanıyorduk? Alt ve üstü birlikte ve sağ ve sol birlikte ifade etmek için H1'de marjinde nasıl bir özellik vereceğiz orada? Marjini ikili kullanacağız demektir. Ve ilk sıraya hangisi gelecek? Üst ve alt geliyordu. Saat yönünde hareket vardı. Önce üst ve altın değerini veriyoruz. Sonra sağın ve solun değerini veriyorduk. 50px, 25px ikili kullanımı shorthand kullanarak yapmanızı istiyorum. Ve H1 sayfasını sayfaya ortalamanızı, H1 ögesini sayfaya ortalamanızı istiyorum. Sadece H1 ögesini sayfaya ortalamak için bir white verebilirsiniz H1'e. Ki
hiç white vermeden direkt margin auto dediğimizde de sayfaya ortalamasını sağlıyordu. Bu header çünkü div gibi değil. Biraz daha farklı blog ögesi. Yani margin auto diyebilirsiniz doğrudan. Ama burada da farklı değerler verdiniz. Tekrar ortalarken hani ben zaten margin vermiştim. Bir de ortalarsam nasıl olur? Tabii ki onu siz düşüneceksiniz. Tekrar bunu bir düşünün. İkisini bir arada nasıl yapabileceksiniz? Yapamıyorsanız farklı bir şekilde yapmamız gerekir diyebilirsiniz. Yani bu boşluklar farklı isteniyor. Yani sağdan ve soldan 25 px istenirken tutup ortalanması mümkün değil diyebilirsiniz. Bu da bir seçeneğiniz. Bu şekilde bu ödevlerinizi yapıp bana göndermenizi istiyorum. Bu dersimizde marjinle ilgili örnekler verdik. Marjinle ilgili uygulamalar yaptık. Bir sonraki dersimizde padding'le devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.